başka bir de en sonunda gerek Almanya, gerek İtalya, gerek Fransa, bunun gibi Polonya. Zor bir Avrupa Atmalar Kupası geçirdik. Yani bu yarışmaya daha önce 5 defa katıldım yanılmıyorsam. Daha önce 2 defa madalya çıkardım. 23 yaş kategorisinde, 23 yaş altı kategorisinde. İlk defa büyükler kategorisinde yarıştım. Buradan da yine madalya alarak geldik. Gitmeden önce konuşmuştuk zaten. Hedeflerimizden biriydi. Hedefe giden yolda hazırlık çalışması, hazırlık yarışması gibi bir yarışmaydı zaten bizim için. Bu yıl 18.'si yapıldı. Geleneksel bir yarışma aynı zamanda atmalar için ve bizler için Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonlarından önce hazırlık açısından, yaza giriş açısından büyük bir yarışmaydı. Zorlu bir yarışmaydı. Hava şartlarından dolayı çok zorlandık. Yarış aktifler oradaydı galiba. Evet, zaten bu yarışma geleneksel olduğu için genellikle Avrupa'daki bütün olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları mutlak ve mutlak tam takım olarak katılıyor zaten. Gerek Almanya, gerek İtalya, gerek Fransa, bunun gibi Polonya, buna benzer birçok ülke var. Birçok sporcu katılıyor. Geleneksel anlamı taşıdığı için zaten herkes katılıyor. Çok zor bir yarışmaydı. Yani yarışma içinde bütün hava şartlarını yaşadık. Şimdi bizler çok genç sporcular olduğumuz için, henüz büyükler kategorisinde yeni yeni yarışmaya başladığımız için tabi Avrupa'nın bizden beklentileri biraz daha az. Avrupa'daki sporcuların daha doğrusu. Burada hiç beklenmedikleri bir şeyler yapıp yani madalyayı zorladım, madalyayı aldım. Tahminimce çok şaşırmışlardır. Daha da iyileri olacak. Ben kendime inanıyorum. Onlar da daha çok şaşıracaklar. Nihayet 2020. Fakat öncesinde çok zorlu geçmesini beklediğimiz bir Avrupa şampiyonası var. Oradaki hedefin mutlaka yine kürsü olacaktır. Yine rakiplerine mesaj vermek olacaktır. Bu süreci hazırlık anlamında nasıl geçiriyorsunuz? Avrupa şampiyonası beklentileri neler? Ben daha önce 23 yaş altı olmama rağmen büyükler kategorisinde de mücadele ettim. Fakat tabii burada 23 yaş altı iken büyüklerde madalya almak biraz daha zor, biraz daha deneyim, tecrübe. Size de daha önce bahsetmiştim. Yani 24 yaş ve 10 yıl literatürü diye bir şey var. Tam bugün yani bu zaman, bu yıl 24 yaşındayım ve 10 yıllık bir sporcuyum. Yani bu Avrupa'da yazılı olmayan bir şey diyelim, kural diyelim buna. Yani derece atmaya başladığınız yıl 24 yaşında olduğunuz ve 10 yıllık bir sporcu olduğunuz zaman diliminde başlar. Ve bugün ben yani bu yıl 24 yaşındayım ve 10 yıllık bir sporcuyum. İkisini de doğruladık ve madalya alarak bunu da taçlandırdık. Yani bunu kesinlikle teyit etmiş olduk. Ve bu sene yıla dünyada ilk üçün içinde başladım. Yani sıralamada ikinci sırada başladım. Daha öncelerde biraz önce de söylediğim gibi devamlı alt sıralardaydık. Artık büyük olduk, daha tecrübelendik, daha da çok antrenman yaptık, daha da iyiyiz, daha da iyi geliyoruz. Dünya sıralamasında zaten ilk 3'te gittim ve Avrupa Kupası'nda büyüklerde madalya aldım. Bunlar da gelecek zamanda Amsterdam için çok güzel, ne diyebilirim bunun için? Doneler oldu. Amsterdam, şimdi önümüzde 2018 Berlin Avrupa Şampiyonası var. 2016 Avrupa'da final, 2017 Dünya'da final, 2018 Berlin'de de inşallah madalya diyorum. İnşallah. Hedeflerimden biri. 2020 ile ilgili neler bekliyorsun? Hedefini nereye çıkarttın? 2020 için çok çalışıyoruz. Şimdiden neredeyse baraj geçirecek durumdayız. Yani daha bunun 2 yıl olmasına rağmen çok hazır durumdayız. Şimdiden orada mücadele edecek durumdayız. İnşallah zaman yaklaştıkça antrenmanlarımızı daha fazla, daha da kuvvetlendirdikçe orada da yarışıp inşallah ülkemizi iyi temsil edeceğiz. Benim bu konuyla ilgili bir yaram var. Ben 2016'da dünyada ilk 32 davet edilirken 2016 olimpiyatlarına 33. olarak bir kişiyle gidememiştim. Bunun bir hüznü vardı üzerimde. Federasyonumuza buradan teşekkür ederim. Kendileri bizleri ödüllendirmek amaçlı tekrardan oraya gönderdiler. Tabii tribünden izledik, o atmosferi yaşadık. 2020 için hazırlık yaptılar, öyle söyleyelim, federasyonumuz ve bakanlığımız. Yani onların ve kendi emeklerimi boşa çıkarmamak için 2020 için yani kendimden, elimden ne geliyorsa çok daha fazlasını yapacağım. 2020'de orada olup ülkemizi en iyi şekilde temsil edip mücadele edeceğim. İnşallah madalya olur diyorum o zaman içinde. 5 veya 10 dakika geçmedi. Tüm aileler aramaya başladı. Kutuplara 5 kilometre, 50 kilometre. Tamam mı? Tamam, süper.